kazan artında vardır bir avıl tırlay diler. Jırlağanda ki işin tavukları jırlay diler. Gerçi anda tuğmasam da bin biraz tırgan idim. Jirne ezmez tukalap şeşken idim, urgan idim. Ul avının hiç unutmayım, her yağı urman idi. Ul kılın yeşil ülenler, hetfeden yurgan idi. Kadirli iteş, kadirli kunaklarımız, yaratkan dostlarımız, sizne büyük Tatar şairi Abdullah Tokay'ın tuğu uayına bağışlanan bugünkü matur ışraşımızını Işar şubumuzga kelgen için büyük bir rahmet eteğiz. Hoş geldiniz deyiz. Rahmet. Değerli misafirlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, hepinize Tatar Mutfağı İdilya Restoranı'na hoş geldiniz diyoruz. Buraya, burada sizi görmeye çok mutlu olduğumuzu diyoruz, söylüyoruz. Bugün biz Türkiye Başkalası Ankara'dan yaratkan şairimiz Abdullah Tokay'ın kitap hem fotoğrafya kurgazmasını kuruğun hem birbirisinden hürmetli konaklarımızın silahşülerin tutunmağı kuanışı sizinle bugün birlikte paylaşacağız. Bugün bizim için çok güzel bir şiir bayramı olacaktır ve sizinle Abdullah Tokay kitap ve fotoğraf sergisinin açılmasına dair onurumuzu, onur duygumuzu, gururumuzu ve değerli misafirlerimizi dinleme sevincini paylaşacağız. Ve bu paylaşımdan dolayı çok mutluyuz. İlk olarak bizim misafirimizlerden biri yazar ve şair Ali Akbaş Efendi'ye söz veriyorum. Kendisine mikrofonu uzatıyorum. Tutuyorum. Kaç yıl oldu Sofya? 38 yıl olmuş. 32 yıl önce ben bunun balalığını, çocukluğunu gördüm. Bir yeğenimi de burada bulmakla çok sevindim. Ve şiir hepimizi bağlayan güzel bir estetik dünya. Tokay akrabalığı bizi burada buluşturdu. Ve ben Tokay'ın doğumunun 130. yılında 130 şiirini Türkiye Türkçesine çevirdim. Tercüme demeyelim, çeviri diyelim. Çünkü yabancı dillerden çevrilince tercüme diyoruz. Biz terimleştirdik bunu. Ana dil içinde olursa Türkçeden Türkçe çeviri diyoruz. Önce aktarma dedi, aktarma pek hoşumuza gitmedi. Tatarcadan, Kırgızcadan, Kazakçadan, Özbekçeden, Türkiye Türkçesinden birbirine çeviri diyoruz. Avrasya yazarlar biliyorlar. Fransızcadan, İngilizceden olursa tercüme diyoruz. O kelime de tuttu, atmayalım dedik. Ve burada ben size şiirler okuyayım, çevirdiklerimi. Olaydı, önceden seçseydim hangi şiirleri okuyacağımı. Ama şuradan rastgele en sevdiğiniz Şaire diye bir şiirini okuyayım. Sofya ile biz hem tartışırız. Onunla Parhat'ı tartıştık, onu okuyayım. Şair. Yıllar yıllar geçse yaşlansam bile, belim bükülse de gönlüm yaşlanmaz. Akbak saçlarımda taşlansam bile, uslanmaz bu deli gönül uslanmaz. İçimde yanarken şiir ateşi, sırtımda taşırım ben dağı taşı. Dışarıda kara kış olsa da hep yaz, şairin gönlüne asla kar yağmaz. Olsam bile 70-80 yaşında, talih beni esir alsa da şayet, oturamam öyle ocak başında, şiirlerden alır gönlüm hararet. Şiirler okurum ölürken bile, aldırış etmeden hiç Azrail'e. Fani bedenimi sararken mezar, şiirler bıraktım size bergüzar.
Evet, şad olsun. Millete diye bir şiirini daha okuyayım. Hep düşüncem, sabah akşam sensin aziz milletim. Sıhhatindir sıhhatim, hem illetindir illetim. Sen mukaddes, muhteremsin cümle varlıktan bana. Satmam asla kainata milletim, milliyetim. Bahtiyarım, beni geri etseler nispet sana, acizane şairin olmaya vardır niyetim. Lafz-ı milliyi sever kalbim, benim bilmem neden. Eyle milli milletin bahşiyle memnuniyetim. Her hayalden tatlıdır millet hayali, la muhal. Bu muhayyelden, bu muhayyerlerden gelir, gelse mecnuniyetim. Eyle şairlikte sabit, ta ebed tanrım beni. Bu sebata ünhasır meftun ve meclubiyetim. Ey felek, alsan da canım, alma zinhar şanımı, bence ölmekten eşet mensa ve metrukiyetim. Ölmesin ölsem de namı acizim, fevt etmesin, gitmesin boşa benim cehdim ve meşguliyetim. Bir zaman yad eylese, bil iltifat millet beni, işte budur maksadım, memul ve mesuliyetim. Eyledim arz-ı muhabbet ben sana ey milletim, dost görürsün sen beni ve var buna emniyetim. Burada o devrin Türkçesiyle yazıyor, İstanbul Türkçesiyle, Baki'nin, Fuzuli'nin Türkçesiyle, Tukay'ın Türkçesi aynileşiyor burada. Ve vezin aruzdur. O devrin Türkiye Türkçesinin vezni aruzdur. Bu şiir çevrilmemiş gibidir. İstanbul'daki edebi Türkçe ile Kazan'daki edebi Türkçenin benzerliğini gösteriyor bu. Onun için ben çok müdahale etmemişim. Çok benzediği için bu şiir. O devrin İstanbul şiirine. Çifte at. Parat. Paratmış bunun ve parat olmalıydı diyor. E parat dipnot düşecektim. Ancak çünkü paratı Türkiye Türkçesinde hiç kimse anlamaz. Kazana gidiyorum bir kazana gidiyorum bir çifte at koşarak. Vuruyor arabacı kırbacını şırak şırak. Akşam olmuş neşeyle gökte ay parıldıyor. Esen hafif rüzgarla yapraklar hışırdıyor. Her yer sessiz, gayipten bir ses şiir okuyor. Gözlerim ağırlaştı, artık yol alması zor. Biraz açıldı gözüm, bir yabancı kır gördüm. Ah bu nasıl ayrılık, etrafımı zor gördüm. Hoşça kal aziz yurdum, evim, barkım elveda. Ne planlar kurmuştum, hepsi kaldı havada. Şimdi uzakta kaldı ömür sürdüğüm şehir. O aşina evler de görünmez oldu bir bir. Yürek yanar, iç sızlar. Nasıl dayanayım ben? Yakın bir dostum da yok. Kime dert yanayım ben? Ne uğursuz bir gece. Arabacı da suskun. Türkü bile söylemez. O da bahtıyla küskün. Her şey yerinde gibi, yine de eksik bir şey. Dost, akraba yoksa yetimsin olsan da bey. Burada herkes yabancı, Mingali kim, Molla kim? Big Muhammed, Big Timur, Big Temir, Gali kim, Abdullah kim? Sizden ayrı dostlarım, ne mümkün mutlu hayat? Çekilmez bu gurbette zor ve zahmetli hayat.
böyle düşüncelerle zonklayıp durdu başım. Hiç bana danışmıyor siyim siyim gözyaşım. Bir ses var kulağımda, çınlıyor zaman zaman. Kalk Şakirt, geldik işte. Bak önümüzde kazan. Şakirt yeni talebiye deniyor yeni yetmiş çocuklar. Çırak. Bu sesle ferahladım, neredeyse atıyor tan. Haydi sür arabacı, bak önümüzde kazan. Namaza çağırıyor bizleri içli ezan. Ey kazan, bunlu kazan, uyan ey nurlu kazan. Burada dedelerimin evleri, sokakları. Burada dertli gönlümün huri ve uçmakları. Burada hikmet, marifet, burada irfan, burada nur. Buradadır ince bellim. Burada uçmak, burada uçmak ve huzur. Evet, iddialıyım. Şiirde, test. Ben de Tukay'a seslendim. Onun dramına. Dünyanın en çilekeş, en dertli şairi kim deseler Tukay derim. O bir dertli kuray gibi şairdi Tukay. Ve ben ona bir şiir yazdım. Duygularımı belirtmek için. Sadece çevirmedim. Bir de ona kaside, övgü şiiri yazdım. Dilinde söz incisi Gonca dehaydı Tukay. Yarışlar birincisi bir öksüz taydı Tukay. Saz etkisi, pardon. Ben unutabilirim. Dilinde söz incisi Gonca dehaydı Tukay. Yarışlar birincisi bir öksüz taydı Tukay. Saz etti sinesini, saza kattı sesini. Gönül hazinesini aleme yaydı Tukay. Kendini Yusuf sandı, pazarlarda sınandı, tüm dertlere dayandı, yandı, sıraydı Tukay. Hazreti Yusuf'u da satmışlardı pazarlarda. Tukay da dedesi getirip pazarda sahipsiz çocuğu yaşasın diye kendileri aç olduğu için vermişti bir yere, o da satılmıştı. Kendini Yusuf sandı, Hazreti Yusuf'a benzetiyorum. Pazarlarda sınandı. Tüm dertlere dayandı, yandı, çıraydı Tukay. İdil ile yarıştı, bu dil ile yarıştı. Deryalara karıştı, bir dertli çay, bir deli çaydı Tukay. Bir ney gibi cansızdı, derdi çok amansızdı. Semada bir yıldızdı, vakitsiz kaydı Tukay. Geçti aktan karadan, cismi kovdu aradan. Gel oldu maveradan, rüzgara uydu Tukay. Düştü bir altın yaprak, er görsün kara toprak. Alnı açık, yüzü ak, baktı karaydı Tukay. Hey kazan, aziz kazan, oğul doğur, ün kazan. Nerede o öksüz ozan? Uçtu, hümaydı Tukay. Evet. Hepimizden size teşekkürler ediyoruz. Sayın Ali Erdem'de hem şiirlerinizin tercümesi için hem de kendinizden gelen, gönlünüzden gelen şairin yüreğinizde yeri varmış ve bunu gerçekten de şiirinizde yansıtabildiniz. O güzel kelimeler için çok teşekkür ediyorum. Şiirler kitabı Ali Akbaş'ın çevirdiği şiirler hem kendinizde de bulundurursunuz. Böyle güzel şairimizin, en sevdiği şairimizin şiirlerini. İkincimiz saatlerimiz Avras Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu'na söz veriyorum. Kendisi Türk Dünyası Edebiyatları Kardeş Kalemler Dergisi ve Benzgü Yayınları konuşmasını yapacaktı. Şimdiden söylemek istiyorum. Benzgü Yayınları'nın bir örneklerinden burada görebiliyorsunuz. Sadece burada değil, bizim sürekli bulundurma şartıyla bu ay burada olacaktır.
saygıyla selamlıyorum ben de. Alabilirsiniz. Osman Çeksoy hocam, burada birlikte geldik. Arası Yazarlar Birliği'nde yönetim kurulunda genel başkan yardımcımız, büyük hikayecimiz. Benim burada vazifem, Dilya'nın bana verdiği vazife, Bengü Yayınları ve Kardeş Kalemler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bengü Yayınları Türk dünyasından Türkiye Türkçesinde eserler verip yayınlayan bir yayın evi. 2007 yılında ilk kitabımızı yayınlamıştık. Bugün itibariyle 175 kitap yayınladık. 175 kitabın içerisinde Tatar Edebiyatı'ndan da eserler var. Onların en önemlilerinden birisi Ali Akbaş Hoca'nın Türkiye Türkçesine uygunlaştırdığı, çevirdiği Tukay kitabı. Tukay büyük şair ama Anadolu insanı için Tukay'ın dili çok anlaşılabilir değil. Tabii şiir çevirmek o çok zor bir şey. Bir kristali kırıp tekrar iz bırakmadan yapıştırmak gibi, bir binayı tuğla tuğla söküp yeniden başka bir yerde kurmak gibi. Ve Tukay'ın şiirleri Türkiye Türkçesinde kendi formlarına en yakın, kendi güzellikleriyle Ali Hoca'nın mısralarıyla dönüşmüş oldu. Ayaz Bilecev'in, büyük Tatar yazarı, ülkemizde az tanınan ama dünyada daha çok tanıtmamız gereken hepimizin hep birliğiyle Ayaz Bilecev'in Bir Avuç Toprak eserini yayınladık. Yine Tatar hikayelerinden seçmeler, çocuk hikayelerinden seçmeler, Rıkay Zeydullah'ın genç denebilecek Tatar Edebiyatı'nın çok aktif yazarlarından birisi, Kazan'daki yazarlardan Rıkay Zeydullah'ın bir Beyaz Hırkalı İhtiyar kitabı yayınladık. Batulla, Rabit Batulla, Kazan'a gidip gelenler, hatta gidip gelmeyenler de Batulla adını duymuş olabilirler. Dede Korkut gibi Kazan'da milli meselelere ve milli harekete kol kanat gelmeye çalışan, sahip çıkan eserleriyle de bu hareketi destekleyen bir büyük yazar. Rabit Batulla'nın da Cengaver Alp'ın Kahramanlıkları adıyla bir eserini yayınladık. Masal formunda, masalla yaslanarak, masala sığınarak bazı şeyler anlatıyor. Tatar'ın hayatı, Tatar'ın mücadelesi, Tatar'a yapılan haksızlıklar, onun karşısında Tatar'ın nasıl davrandığını bir masal formu içinde anlatıyor. Eğer niye bunları söyledin derlerse, ben masal anlattım demek için masal anlatıyor ama onun anlattığı masalı hepimiz anlıyoruz aslında. Bu masalın bir masal olmadığını da hepimiz anlıyoruz. Kardeş Kalemler dergimiz de Türk dünyası edebiyatını Türkiye'de tanıtmaya çalışan bir dergi ve 136. sayısına ulaştı. O da 2007'den beri düzenli çıkıyor. Ali Akbaş Hocam derginin, Kardeş Kalemler'in editörü. Orada da biz imkan ölçüsünde Tatar Edebiyatı'ndan yazılar yayınlıyoruz. Ve bu edebiyat doğrusu bana çok anlaşılabilir gelmeyen bir tarafı şu. Tatarlar Türk halkları içerisinde kültüre, edebiyata, en sanata en fazla önem veren halklardan birisi. Şehirli halklarımızdan birisi. Erken yerleşik hayata geçip ilk Müslüman olan halkımız Tatarlar. Ve bu erken yerleşik hayata geçmenin de etkisiyle yüksek bir medeniyeti bugün de yaşıyorlar. Bu Türkiye'deki Tatar cemaati için de geçerli. Ama bu yüksek kültürlü cemaat niye Tatar edebiyatını Türkiye'de bu kadar az tanıttı, niye az çevirdiler,
Doğrusu bunu anlamakta bir miktar zorluk çekiyorum ama bir izahı şu, bir dönem Bulgaristanlı Türk şairlerin, edebiyatçıların hayatlarıyla ilgili bir radyo programı yapmıştık. Orada benim için çok enteresandı. Bulgaristan'da yaşarken çok bol ve yüksek seviyeli şiir veren şairler göçle Türkiye'ye geldiğinde bir anda susuyorlar. Büyük ekseriyetle Bulgaristan'dan göçe katılan Türk şairleri göçten sonra ya çok az yazıyorlar ya da yazmıyorlar. Sonra bunun 17 ihtilalinden sonra Rusya'dan kaçmak zorunda kalan Rus aydınları için de büyük ölçüde geçerli olduğunu fark ettim. Onlar da çok Rusya'nın en iyi aydınlarındandı ve ihtilalden sonra Rusya'dan kaçtılar ve onların entelektüel faaliyetleri Rusya dışında çok zayıfladı. Sürdürebilenler oldu ama onlar Moskova'da, Petersburg'da olsalardı çok daha başka ürünler vereceklerdi. Belki göçün etkisidir diye düşünüyorum. Göç psikolojisi, göçteki insanın yaşadıklarını bazen kendisi bile bilmiyor. Göçteki insanın, göç halindeki insanın yaşadıklarını bazen kendisi bile anlamıyor. Ama yine de yeni nesillerin göçten sonra Anadolu'da doğan nesillerin bu büyük edebiyatı Türkiye'de daha yüksek seviyede tanıtmak için çeviriler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çok büyük bir edebiyat var, büyük bir zenginlik var. Bunun yani bizim yayınladığımız 10 Tatar edebiyatından 10 eser var. Bu 10 eser şöyle bir şey söylesek ki bu 10 yıllık sürede yayınlandı. Tatar edebiyatından çevrilecek yeni eserlere de biz açığız, yayınlamaya da hazırız. Bu 10 değil 100 olmalıydı. Ya da biz 10 kitap yayınladık diye övünmemeliydik. Çünkü Tatar edebiyatının yüzlerce kitabı Türkçe'de olmalıydı. Çok güzel yazarlar ve çok büyük eserleri var. Onların eserlerinin Türkiye'de bu iki halkın dostluğunun, kardeşliğinin yüksek seviyeye çıkarılması için de önemli. Yani Tatar halkının, Tatar'ın kim olduğunu Anadolu'daki insanlar herhalde o en iyi edebiyatlarından anlayabilirler. Bu edebiyatı okuma imkanını buradaki insanlara verdiğimizde aslında Tatar'ın itibarına büyük katkı yapmış olacağız. Tatar'ın itibarını yükseltmiş olacağız. Ve bizim milli hareketimiz için, Anadolu'daki milli hareket için de, Türk dünyası çapındaki milli hareketimiz için de Tatar aydınlarının yaptıkları çok büyük hizmetler var. Ve bizim onlara karşı borcumuz bu eserleri yayınlamak ve yaygınlaştırmak. İdilya'yı tebrik ediyorum Ziya Hanım'ı. Burayı sadece bir restoran değil, bir kültür merkezi de olarak da doğrusu tanıtıyorlar. Bir zenginlik, bir renk oldu. Damak tadı olarak İdilya bir renkti. Ama şimdi bir kültür atmosferi olarak da Ankara'nın bir rengi. Dileyelim bu buradaki etkinliklere katılanlar daha çok artsın. Benim okulum da burada. Ben Gazi Üniversitesi'nde, Gölbaşı Kampüsü'nde çalışıyorum. Biz bazı öğle araları kaçıp geliyoruz arkadaşlarla buraya. İdilya'ya epey reklam yapıyorum ben üniversitede. Evet, Osman Hoca'ya da İdilya epey reklam yaptık. Onlar da ailece gelecekler inşallah. Şeyden paça içmeye gelecekler. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu büyük şairi de doğum gününde hürmetle anıyorum. Tabii Tatar halkının büyük halk oluşuna bir örnek de
Tugay'ın doğum gününü şiir bayramı olarak bugüne kadar devam ettirip gelmiş olmaları. Nur içinde yatsın, makam cennet olsun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Tugay bugün de yaşıyor. Onun şiirleri, şarkıları ve manzumeleri halkın hafızasındadır. Eserleri onlarca dile tercüme edildi. Kardeş kalemle Nisan 2011. Tatar şairimizin büyük ruhu, ona olan onun kalemi altından çıkan şiirleri ve eserleri için bu kadar değer verip ve Tatar ve bütün Tatar kültürünün edebiyatının değerini yansıttığı bu konuşmanız için size çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey. Gerçekten de söyledikleriniz doğrudur ve biz de İdilya Tatar Mutfağı restoranını sadece yemek yeri değil, kültür merkezi olarak görüyoruz ve çok sayıdaki Tatarların birleştiği bir yer olacağına umut ediyoruz. Evet. Şimdi konuşmalara ara verip Akdeniz Erbaş Bey'e söz verelim. Bize çok güzel şarkı söyleyecektir. Jır jır, jır jırlı. Zaten uymaz. Tabii Tatarların, tabii ki Türk dünyasının da en büyük şairlerinden olan Abdullah Tugay'ı anarken ben de hepimizi birleştiren bir mekan olan Altay'dan bir türkü söyleyeceğim. Altay'dan bir pojon söyleyeceğim hatta. İsmi de Cerim. Yerim, vatanım.
Yakup Bey'in az önce söylediği gibi göç durumuna hangi nedenlerden olmuş gelmiş olmasına rağmen göç durumunu yaşayan insanların psikolojik durumunu, onların isteklerini, fikirlerini ve düşüncelerini, hatta hislerini anlamak gerçekten de zordur, güçtür. Ve ben bu konuda hepimiz göç kitabını okuyalım diyorum. Çünkü gerçekten de adı göç ve bunu yaşayan bir kadın yazar, bir Türk, Tatar, Japon, yani millet uluslararası yazarımız Sofia Kurban'a söz veriyorum. Kendisinin kitaplarını da sergide görebilirsiniz ve hatta tahmin edebilirsiniz. Şimdi size söz veriyorum. Göç kitabı Cebimdeki Taşlar kitaplarında alabiliyorsunuz. Hayatım ve eserlerimde Tukay'ın yeri diye konuşması için mikrofonu uzatıyorum. Pek zor rahmet. Bunda bu kadar bir kuvanıştım benim için. Pek tilar edim. Bütün bu söyleşilerini Tatarca söylerim. Bakın benim Tatarcam kuhne tili, mutfak tili. Edebi bir nesle söylerim bulganda Tatarca ciddi. Anda hala. Onun için bundan kendisi Türkçe'ye dur getirir mi? Lakin kaybır cillerde söz Tatarca çıkıp kilse onu Tatarca'da eğitir getirir mi? Bir zor rahmet. Hep söylenir. Niye Tokay büyük şair? Tokay niye büyüktür? Ben 92-93'te Tataristan'a gittiğim zaman ailenin İdil boylarından ayrılışının 100. yılıydı. Ve havaalanına indiğim zaman titriyordum. 100 yıl önceki ayrılışın özlemi şiddetlenerek, bin bin katlanarak benden İdil boylarına doğru akıyordu. Bu akışın yolunu Tokay sağlamıştı. Ve orada Almira diye bir arkadaşım vardı, Tatar Fakültesi'nde okuyordu. Ve Almira'ya sorduğum soru şuydu, niye Tokay? Ve o gün sınavı vardı ve sınavda da aynı soru çıktı. Tokay niye bu kadar büyük? Oysa Derdimendi vardı, Mecid Gafuri vardı. Derdimendi'nin şiirleri de çok büyüktü. Bir sürü şairlerdi ama Tokay. Benim büyük babamın babası İdil boylarından ayrıldığı zaman Tokay da daha yeni doğmuştu, daha şiirlerini yazmamıştı. Biz diasporaya doğru akarken milyon milyon Tatar, Tokay daha yoktu. Ama bir şekilde o bize doğru ulaştı. Tokay'ın bir kere bize ulaşabilmesi için Tatar halkını bakmak gerekiyordu. Aydındı. Bütün Türkiye devletlerinin arasında baktığımızda eğer bir abaydan bahsedilebiliyorsa abay hangi okulu bitirmişti ona bakmak lazım. Evet bugün tiyatro için gitmiştiniz. Bu Cemile'yi yazdı Aytmatov. Aytmatov'un annesi Kazan Tatarıydı. Kazan'dan çıkış anlatılır. Yani nasıl kaçtığı bozkırdan. Ama bütün bunların yanında Tokay 27 yaşındaydı, yetimdi ve öyle Derdimendi gibi, birçokları gibi, Sultan Galiyev gibi, bu adamlar gibi çok iyi bir eğitim almamıştı. Ama o bir şekilde bizim şeyimiz oldu, deniz fenerimiz oldu ve Kazan'daydı ve biz diasporaya doğru akıp giden, kaybolmak için her türlü imkan olan bir halkı yeniden Tokay'ın kimliğinde biz Tatar kimliğimizi belirleyip yeniden Tataristan'a dönüşler yaptık ve biz kendimizi 100 yıl sonra iki tane büyük ihtilal yaşamış bir halktan geliyorum ama kaybolmadım. Ben Tatarım. Oysa benim kanım çok karışıktır. Ben %60-70 Tatarım. Düngenim, Uygurum, onun, bunun. Yani İdil'den çıkıp da Orta Asya'ya gidip, Orta Asya'da Çinlilerin arasında hepsinden karışıp yeniden Anadolu'ya gelip bugün ben diyorum ki Sofia Kurban kendini Tatar olarak tanımlıyor. Bu nasıl oldu? Çünkü Tokay'a sahiptik. Peki Tokay bu büyüyü nasıl yaptı? Bir yerde Tatar demek, Tokay demek, Tokay demek, Tatar demek oldu.
Onun şiirlerinde olan şey neydi bizi bu kadar heyecanlandıran? Ben İdigey Destanı'nı okuduğum zaman, evet Tokay bir şey yaptı dedim. Çünkü İdigey Destanı'nı hatırlar mısınız? İdil yurt, emin yurt, etkem kiye bolgan yurt, engem kilin bolgan yurt, iyilip selam dirgen yurt diye başlar. Ve oradaki yurt sevinci, o yumuşak yurt. Mesela bazı şairlerde okursunuz, İslam, din, milliyetçi o kadar çok bağırır ki. Ama siz Tokay'a baktığınız zaman o kadar yumuşak geçti. Evet mesela Kur'an okunur. Mesela Tugan tilim, enkem etkem nın tili, ilk duamın kıldığı dil. O kadar bir geçiştir. Yumuşaktı. Yaşamın içinde yaşandığı kadar yurdun sevgisiyle dine olan, millete olan bakış hepsi o yumuşak geçişlerde vardı. Evet Tokay'ı burada aramak gerekiyor. Mesela Derdimendi'nin Korap şiirini hatırlar mısınız? Tam bugünü anlatır. Dünya öyle bir kıyamete doğru fırtınalı bir şekilde gider. Ama orada arkasında o kurguyu hissedersiniz. Ama Tokay sanki yumuşacık bir şekilde anlatır ve onun şiirlerinde bizim milli hisler dediğimiz şeyler kodlanmıştır. Burada bakabilmek için yani Tokay'ı bir yerde şey yapabilmek için Rusya'dan bağımsız bir Tokay'a bakamazsınız. 19. yani 1900'ün başlarıyla 1900 ile 1920'li arasında Rusya'da gümüş bir çağ yaşandı. Anna Akhmatova'ların yaşandığı çağ. Onların şiirlerine baktığınız zaman da bunu görebilirsiniz. Onlar bir geçiştir, bellektir. Bir bellek oluşturdu. Çarlık Rusyası'yla o büyük geçiş yaparken bütün onların şiirinde o olağanüstü geçmiş kodlandı. Tokay da bize böyle bir şey yaptı. Yani o çok sevdiğimiz Tatar olan o hayatı o şiirlerinde kodladı. Ve o kod biz Tatarlara doğru aktı. Ve biz orada kendimizi gördük. Ve o kodlarla birlikte büyük kaçışı yaptık. Kara Orman şarkısını hatırlar mısınız? Yakşı atlar kirek, ormanlı uzar için. O kadar dehşetli bir kaçış ki. Bütün ayakları olan varlıklar ayaklanmış ve doğuya doğru sessizce gece kaçar. Ve oradan sonra Zengerşal şarkısı vardır. Ve orada sağ bul diye ve dönüp yurda doğru bir bakış vardır. Son bakıştır, son kaytıştır. Sudan akıp gidersin de dönmeyeceksin de oradan kaybolacaksın. Ama biz kaybolmamak için Tokay'ı yüreğimize almıştık. Ve onunla birlikte bu büyük yolculuğa çıkmıştık. Ve 100 yıl sonra dönüp geldiğimiz zaman Tokay bizi büyük bir fener olarak orada duruyordu. Ve biz yeniden Tatar kimliğimizi Tokay üzerinden tanımladık. O yüzden benim şahsi kanımca Tokay burada büyüktür. Onun büyüklüğünü algılayabilmek için Tatar halkının geçmişini bilmek lazım. 500 yıl biz yaşadık ve 500 yılda yaşayıp getirdiklerimiz, kayboluşlarımız Tokay'da kodlandı ve bizler diasporaya doğru giderken onu alıp gittik ve onun belleği bize geçtiği için biz yeniden kendimizi Tatar diye tanımlıyoruz. Kanımca budur ve elimde Tokay'ın bir kitabı var. Bu kitabı Uygur bir adam toprak kazarken bulmuş. Tatarlar kaçarken bir sandığın içine demek ki alamamışlar yanlarına toprağa koymuş. Adam bunu bulunca o kadar heyecanlanmış ki ve şehirde tek kalan bizdik. O Çin'in karanlığında bizi batıya, özgür dünyaya doğru ilişki kurduran şey Tokay'ın şiirleriydi. Anlasa bu Nogaylar anlar demiş ve bu kitabı getirmiş. Ve bu kitap beni o kadar etkiledi ki bütün yazım hayatımı, hikayelerimi, çünkü şunu diyorum, beni yoğururken Tokay'ın şiirleriyle yoğurmuşlardı. Ve ben olurken Tokay'la birlikte bu yolculuğu yapmıştım. İlk yazdığım öykülerden birinin adı Kitap'tı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum, izin verirseniz. Kitap bir ailenin 80 yılını anlatıyor. Rusya'dan kaçış, Çin'e gidiş, Çin'den Anadolu topraklarına geliş. Ben doğduğu yerde ölmeyi nasip etmemiş bir halktan geliyorum. Yani 4 kuşak boyunca göçüyorum. Göç benim resmen kalbimin bir parçası. Ben göçüm aslında. Ama kitaplar, ben neslin Kur'an üzerinde yazı falanca doğdu diye Kur'an üzerinde yazılarak gelen bir nesilden geliyorum. Ve bize bu büyük yolculuğumuzda Tokay yardımcı oldu. Ve biz büyük babam Sirkeci istasyonuna gelip
namaz kıldı. Dedi ki nesli kaybetmedim. Getirilmesi gereken yere nihai toprağa getirdim dedi. Ve o yüzden onlara vefa borcum var. Ve göç aslında bir noktada aileme ve halkıma olan vefa borcumdur. Kapının önünde durdu. Yanında oğlu, elinde kitaplar. İçeriye girsin mi bilemedi. Çevresine bakındı, kimse yoktu. Akşam üzere yemek vakti. İnsanlar evlerine çekilmişti. Su boyundaki kavakların polenleri uçuşuyor. Sesi sokağın yalnızlığını hepten su yüzüne çıkartıyordu. Bu saatte geldiğine pişman oldu. Diğer yönden dilenci sanılmaktan da korktu. Yarın da gelebilirdi ama öyle heyecanlanmıştı ki zamanı yok sayarak kasketini başına geçirdiği gibi yola koyulmuştu. Ta nehir kıyısından Nuaygor'da koştura koştura gelmişti. Elinde kitaplarla, arkasında çıplak ayak gelen oğlu arada bir dada dada diye diyerek seslendikçe yetişmesi için durmuş, soluklanıp tekrar hızlanmıştı. Bu çocuk peşinden hiç ayrılmıyordu ki, gittiği her yerde gölgesi olmuştu. Gece ot biçmeye, gündüz harman kaldırmaya, ark kazmaya, Şavdi nereye yollarsa o oraya, oğlu arkasında. Dada derken ikinci bir dada sözü çıkıyordu ağzından. Şimdi yanında endişeyle yüzüne bakıp bir şey demesini bekliyordu. Kavruk yüzü, toz bulaşmış uzun kirpikleri, pırıl pırıl parlayan kara gözlerini yabancı bakışlardan saklıyordu. Bütün gün tozu toprağa karışıp çalışmışlardı. İkisinin de üstünden toprak dökülüyordu. Yüzlerini bile yıkamadan yola koyulmuşlardı. Adam eğildi, oğlunun pantolonunu tutan kalın ipi düzeltti. Kaba, nasırlı avuçlarıyla üstünü başını silkeledi. Çıkardığı şapkayı birkaç defa dizine vurup tozuttu. Sonra da çocuğun uzamış saçlarını özenle geriye itip başına yerleştirdi. Ardından aynı şeyleri kendi giysisi için yaptı. İnce bir toz tabakası süzülüyordu havada. Çömelip kar serinliğini taşıyan suda ellerini yüzlerini yıkadılar. Tırnak diplerine işlemiş siyahlığın çıkası yoktu ve yemek yemediklerini hatırladılar. Hala ortalıkta ses seda yoktu. Sadece bekledikleri kapının önünde suyun şırıl şırıl sesi nam akşam vaktinin olgun ışığını onlara eşlik ediyordu. Bir gıcırtı duyuldu. İki küçük kız bekledikleri büyük yeşil kapının sağ kanadındaki bölümden çıkıp geldi. Mavi gözlü, sarı saçları kurdeleyle bağlanmış olanı elbiseliydi. Diğerinin kız mı erkek mi olduğu ilk bakışta anlaşılmıyordu. Siyah saçları kısacık tıraşlanmış, çelimsiz bedenine lacivert pantolon üzerine koyu bir gömlek geçirilmişti. Bir tek kalkık burnu ile yüz hatları cinsiyetini ele veriyordu. Gözlerinde oğlunun gözlerini gördü. Dördü birbirine baktı. Oğlan babasının arkasına geçip saklandı. Baba, burada oturan noayları görmeye geldik dedi. Çelimsiz olanı var gücüyle bizi görmeye gelen birileri var. Bir Uygur oğluyla hem de yalın ayak diye fütursuzca içeriye doğru bağırdı. Yanındaki dirseğiyle dürtüp onu susturdu. Belinde önlük, kapıya çıkan kadın sessizce çimdik attı. Uygur adam arkada kalan iki küçük kızın meraklı bakışları altında tertemiz süpürülmüş geniş avluya girdi. Elinde kitap, arkasında oğlu. Ev sakinleri çardağın altındaki yazlık mutfaktaydı. Çay içti. Oğul da çay içti ve kitapları evdekilere verdi. Memnun olacaklarını biliyordu ama bu kadarını beklemiyordu. İçeriye girdiklerinde diğerlerinden farklı olarak oturduğu yerden başını sadece başıyla onları selamlayan, ne istiyorsunuz dercesine biraz hor bakan, kırklı yaşlardaki kır saçlı adam kitapları görünce birden heyecanlanmıştı. Masanın yukarısına buyurur edip peş peşe sorular sormaya başladı. Bir yanından da kitapları karıştırıyordu. Hepsi kril ile yazılmış. Bu Rusça, Lermontov, 50'li yıllar, Moskova baskısı diye mırıldanıyordu. O cevap verirken yavaş yavaş anımsayarak, hikaye ederek söylediği söyleyeceklerinde.
Sesinde sevinçli bir tını vardı. Sözcükler birbirine yumuşakça uladınıyordu. İçine geceler gök gecelerde gökyüzüne bakarsın ya, hani samanyolu ayaklarının kıyısına inmiştir de, bir adım atarsan evrene karışıp bütün olursun ya, işte öyle bir his sarmıştı. Anlatıyordu, toprağı kazıyorduk. Şavdü ev yapmamız için su boyunun ilerisinde yer göstermişti. İri Nehri'nin sınıra giden kolunda. İşte kışa kalmadan dört duvarı çıkayım diye akşamları kerpiç döküyordu. Bugün biraz erken gittim. Oğlum buldu onları dedi. Bir yandan da elindeki ekmeği sütlü çaya banıp yiyen oğlunun başını sıvazladı. Gözüne düşmüş saçını özenle geriye yatırdı. Devam etti. Geçen yıldan kalma samanı toprağa karıştırıp harca hazırlıyordum. Oğlum köpek için ayırdığımız yeri kazıyordu. İşte o zaman küreye sert bir şey takıldı. Bana seslendi. Topraktaki donum çözülmediğini düşündüm. Gücü yetmez diye yanına gittim. Bir iki darbeden sonra çürümüş bir sandık çıktı ortaya. Sözleri kır saçlının Spartaküs Kazakça benim de vardı yakılanların arasında demesiyle kesildi. Bir an sadece kuş cıvıltıları duyuldu. Kanat sesi, dal hışırtısı, insanların nefesi birbirine karıştı. Genç kızlardan birinin çayları tazelemesiyle sözler yeniden sözlere karıştı. Baktım hiç anlamadığım yazılar var. Yazamasam da okuyabilirim Latin harflerini. Kur'an yazısını da tanırım ama bu kitapları hiç bilemedim dedi. Hepten cahil olmadığını vurgulayarak. Oğlu hiç sesini çıkarmadan başını sallıyordu. Babasının duraksadığı anlarda bir başkasına gösterdin mi diye temkinli bir sesle sordu. Kır saçlı gelen adamın başta yok etmeyi düşündüğü ön kapağı fare yemiş, yıpranmış sayfalara sararmış kitabını ele alırken yok kimseye göstermedim sadece kekeledi. Ne diyeceğini bilemedi. Damarları çıkmış boynunda Adem elması oynuyordu. Yanlış anlaşılmaktan da korktu, duraksadı. Çayından kocaman bir yudum içti. Adamın sesi hepten ciddileşti. Kaldığı yerden sürdürdü konuşmasına. Doğrusu önce ne yapacağımı bilemedim. Korktum, yakmayı düşündüm. Kıyamadım. Onca özenle saklanmış, dayanmış bir güne kadar. Sonra siz noaylar geldiniz. Uzaktan su boyundaki saunaya gelip gidişinizi görürdüm. Bu kitaplardan anlarsa bir onlar anlar. Değerini bilir diye kattığım gibi buraya geldim. 2-3 saat olmuştur bulduğumuza. Kitapları karıştıran adam haykırdı. Bu Tokay'ın kitabı. Onun bütün şiirleri burada. Konuşmalar kesildi. Derin bir sessizlik. Arkadan hep bir ağızdan çıkan, tüm gerçekliği kavrayan Tokay mı sözü semada asılı kaldı. Bir süre devinip geri düştü. Ses yavaş yavaş bölünerek insanların ağzından çıkan anlamlı kelimelere dönüştü. Misafirler geldiğinde hoş geldin oğlum, sen kimlerdensin diye hal hatır sorduktan sonra köşesine çekilen yaşlı adam bile yerinden doğruldu. Kalkıp diğerlerine katıldı. Saçılan kelimelerin bir kısmı onun dudağından titreyerek çıkıyordu. Gömleğin çişlemeli dik yakası boynunu sarmış, öne düşmüş omuzları geriye doğru gerilmişti. Geride bıraktığı gençliği ona yetişmişti. Kızıl saçlının üzerinde, kır saçlının üzerinden yılların izi yavaş yavaş siliniyordu. Bağrına bastırdığı kitabı uzun yıllar önce kaybedip de bulunan, özlenen, zor yılların tozu omzundan silkelenen bir dostmuşçuna sarılıyor. Sonra da Tuhan Pir'in son iki mısrası da olduğuna göre 30'lardan önce basılmış olmalı açıklamasıyla çevresine bilgi veriyordu. İçeriye girdiklerinde kitap demek dert demek, keşke ilinin sularına verseydin balam serzenişiyle ellerindekilere şüpheyle bakan yaşlı diye sevgiliye kavuşurcasına yıpranmış sayfalara dokundu. Eliyle koymuş gibi açtığı bir sayfadan "Ey mukaddes mumlu sazım, oynadığın siknik bir az" dizesini okudu. Eteğinin etrafındaki kızlı erkekli çocuklar hep bir ağızdan "Sin sınasın min sına, sünemin ayrılıktır akrısı" diye devamını getirdiler. Kazak'ın çok ünlü bir sözü vardı.
Kuvansan kuvana bir ekecan ay, minsinin gımrının jalgasının der. Orta Asya'da biz ölülerimize öldü demeyiz. Ya onlar kut olur, yani ruh olur, ya sevinç olur, kuvanış olur. Biz kuvanış oluruz ya da geri döneriz, kaytış olur. Burada çocuk babasına sözlenir, ekecan ay, kuvansan kuvana bir, yani sevinç olmak istersen olabilirsin. Min senin gımrının jalgasının, ben senin ömrünün devamıyım da. Biz de bu anlamda Tokay bizim devamı ve biz de Tatar olarak onun devamıyız. Size yani vaktiniz varsa, arzu ederseniz Üzülgen Ümit şiirini okumayı çok isterdim bu kitaptan. Kril'i çok iyi okuyamıyorum ama okuyabilirim. Duraksadığım yerde yardım etseniz bir kullanırım. Üzülgen Ümit. Göz karışımda hazır üzgerdi eşyalar tüsü. Sizle öttü yaş vakıtlar ciddi ömrün yartısı. Göz tıkıp baksam eğer de tırmışımın köküne. Yaş hilal urnunda anda turgan aynın yaktısı. Nindi dert bilen kalemsizsam da kağız üstüne. Üç mi evvel gücüler, saf, yeş, mühabbet çatkısı. Ey mukaddes mınlı sazım, oynadın sen ilk bir kaz. Sen sınasın, min sönemin, ayrıla biz akrısı. Uçtu dünya çiklevinden tarsınıp künlüm kuşu. Şat yaratsa da cihanga, yat yaratkan Rabbısı. Küp mü mumlansam milli, küp mü mumlanıp kunsam milli ağaçlar üstüne. Bağırsı kurgan, bir güne yok, canlısı, yafraklısı. Bulmadın altın yarım, salkın yarım, sinde minim. Bir tebessüm birde de tırmış yolum, yatkırt kıçım. Küz yaşımda kipmice yığla vafat bulga. Küz yaşımda. Küz yaşında kipmice yılaf bafak bulgan eni. Ailesi cihanga nik getirdin yat kişi. Üpkeninden biri, sen oku çı. Üpkeninden birden key, in ahırsı keresin. Her işikten sürdü oğlunu muhabbet sakçısı. Bir bar köngül, bar köngüllerden cırı, yumuşak senin kabir taşın, şunda tamsın köz yaşının en açı hem tatlısı. Ben de bunun Türkçesini okuyayım. Türkiye Türkçesini. Kaybolan ümit. Benim sesim işitilir herhalde. Biraz İşitilir. Tamam işitilir. Dün oynayıp gülerken nedir bu baş ağrısı? Elveda gençlik çağı, gitti ömrün yarısı. İştiyakla bakarım ömrümün semasına, taze hilal yerine, dolunay parıltısı. Hangi coşkuyla yazsam beyaz kağıt üstüne, savrulmayacak asla önceki aşk çıngısı. Ey benim işli yazım, ey benim işli sazım, bitirdin nameleri, tel koptu, ben tükendim, bitti hasret şarkısı. Uçtu ten kafesinden sıkılan gönül kuşu, öz vatanına doğru gidiyor hayırlısı. Çok istedim konmayı milli fidanlarıma, fakat hepsi kırılmış, kalmamış bir canlısı. Olmadın altın yarim, hep yüzü azgın yarim. Ne olur bir tebessüm et gönlümün ışıltısı. Gözyaşı kurumadan ağlayıp ölen annem, cihan ailesinin garibi yabancısı. Öpmüştüm ya ölmeden anneciğim beni sen. Öpmüştün ya ölmeden anneciğim beni sen. Her kapıdan çevirdi oğlunu aşk bekçisi. Her gönülden sıcaktır, yumuşaktır mezar taşın. Orada hatıraların en acı, en tatlısı. Evet.
bir şey daha söyleyeceğim. Dediniz ki yani Rusya bakanlarından gidenler bir daha yazmamış. Yani çok eski verimliliğini yapamamış. Bunu Zweig için de, Zweig bu konuda bir iki yazısı vardır. O dönem Almanya'dan çıkıp gidenler de, yani işte Zweig'ın da en yazdığı şeyler hep Almanya'dayken yazılmışlardır. Çünkü yazarı ya da sanatçıyı besleyen halkıdır. Halkıyla olan o bağ koptuktan sonra beslenemiyor. Beslenmediği sürece de yazamıyor. Yani ben şu anda mesela Türkiye'den gitmek zorunda bırakılırsam yazamayacağım. Çünkü beni besleyen şey Anadolu ve burada besleniyorum. Farklı bir yerlere gittiğiniz zaman yaşam kaygısı ve bambaşka şeyler yazmanın önünü tıkıyor ve bu bütün dünya içinde galiba geçerli bir şey. Ama Cengiz Dağcı bunun aksini yapmış. Vatanını da beraber taşımış. Cengiz Dağcı'yı çok sevdiğim, yani eleştirebilirim de, severek okudum. Zor Yıllar kitabında bana bir not bırakmıştı Cengiz Dağcı. Onu istiyorsanız paylaşayım. Han Sarayı'ndadır ve kahraman orada Bahçe Sarayı'ndadır ve uykuya dalar. Ve uykuda atlılar çıkar ve atlılar kazana doğru gider. Bunu başka kimse anlamaz. Onu burada Kazan Tatarı, Han Bike'yi, Süin Bike'yi bilenler bilir. Çünkü yardım sadece Han Sarayı'ndan gelir ve Han Sarayı'na yardım bulaşmadan Han Bike zaten Ivan Grozny'ye teslim edilmiştir. Eğer siz bu tarihi bilmezseniz Cengiz Dağcı'nın uyuklama arasında kahramanının gördüğü rüyanın bir anlamı yoktur. Sonra orada bir doktor ölür. Savaş sahnesidir. Tanımaz ama sarılıp sarılıp ağlar. Kim bu diyor yanındaki. Tanıdığın mı? Kardeşim benim ölen diyor. Ay senin kardeşin burada. Sonra diyor ki hayır diyor. Bu bir Kazan Tatarı doktormuş diyor. Ancak bir Kırım Tatarı bir Kazan Tatarına kardeşim diye ağlayabilir. Bunu benim dışımda bu tarihi bilmeyen biri için sadece bir sahnedir. Ama tarihi biliyorsa Kazan Kırım arasındaki o aynı hanlıktan Süyünlüke Han'ın bir Kırım prensesi olduğunu ve onun trajesi veya Kazan'ın trajesini biliyorsa ve Kazan öldüğü gün sadece ağlayan Kırım'sa bu tarihi süreç ve onun bana bıraktığı iki not vardır. Bunun üzerinde yazmak isterim. Teşekkür ederim. Regine var, o da Tatar değil. Büyük dilen hisler Tuhay'ını anlattığımız için büyük bir rahmet sizge. Sofya Hanım. Bizim tabii ki şimdi bizim göç o zamanlardaki göç gibi değil. Ama vatanımızdan ayrı kalmak sonuçta belli bir duyguları gerçekten de kaldırıyor. Ve sizin bu kadar duygulu ve güçlü şekilde her şeyi vurgulamanız ve gerçekten de kitabın değerini, şairin, edebiyatın değerinin vatanından daha uzaklarda giden insanların anlamasını çok güzel gösterdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi birazcık dinleyeceğiz. Peri Kırgızistan'dan arkadaşımız. Thank you.
Ey bal bastır kalkmayıbı, oy bal bastır kalkmayıbı. Söylemek istediğim de buydu. Tukay'ı büyük yapan, eğer onun bir tek şiirinde herkes milli marş gibi ayağa kalkıp ve içi titreyerek bu marşı, bu şiiri okuyabiliyorsa, Abdullah Tukay gerçekten halkını seven ve halkının gerçek şairi. İmumlu jırların halkına bildiği Tukay jırlarını Zırları bilen mengi gel, yürek kekirdi Tukay. Bu kelimelerle biz bugünkü şaşımızı bitirebiz. Hem aşarga sizin İdilya Tatar mutfağının en güzel lezzetleriyle buyurun diyoruz.